içeride tık. Ha tamam görüştük değil mi? Onu görüştük. Tamam. Onlara çıkıyoruz. Bir abi rica etti bu sorunlar. Bir yanı gelmiş. Selam. Saki. Bir mi iki mi de? Bir. Çek. Akşama haber Gelin. Soğan konusunda tarihsiz bir yıl geçiriyoruz diyebilirim. Aslında soğanın bu fiyatlara ulaşmasından dolayı biz de rahatsızız. Ama genel sebze meyve piyasasına baktığımız zaman Türkiye'de en ucuz piyasalardan bir tanesi yine diyebilirim. Biliyorsunuz soğanla patates senede bir sefer veya iki sefer hasat edilen ürünlerdir. Depolarda da havalarda çok sıcak gittiği için soğanlarda filizlenmeler falan da oldu. Burada da fireler oluştu. Talep de çok olunca arzı karşılamayınca da fiyatlarda muhakkak yükselmeler oldu yani. 5 TL civarında 5 ile 8 TL civarında halde olur. İşte 10 TL ile 15 TL şeyinde de pazarlarda ve marketlerde olur. Yani fiyat aralığı bu bantta olur. Çiftçiyi kaybettikten sonra üretim kaynaklı sıkıntılarda mesela soğanda olan soğan üretim kaynaklı sıkıntı var. Fiyat hemen yükseliyor arz talep dengesinden dolayı. 20 lira yerine soğan bir de bozuk. İş de iyi değil. Vallahi bilmiyorum ne olacak bilmiyorum. O da zor aldım 20 liraya. Vallahi ben 23 lira satıyorum. Para kazanmıyor mu? Ama yok ki soğan bitti zaten. Yeni soğan çıkacak. Yeni soğan da 25 lira yerinde. Şimdi tane tane alır. Bir tane iki tane alır. 30 lira soğan ki nasıl alacak? Bir de soğanlar da iyi değil ki. Satamıyoruz. Ben de bir çuval aldım. Halde şu anda fiyatlar 18-20 lira. Sebebi de bu sene üretim az olduğu için hava şartları soğuk gitti ve eski soğan bitti yani yok denecek kadar az. Yeri de yüksek, taze de gecikti. O yüzden fiyatların önüne geçemiyoruz. Hem maliyetler yüksek hem verim az. Ekim az olduğu için bu sene böyle oldu. Ama taze bayram sonu girer biraz fiyatlar çeker. 10-12 o civarlara çeker. Bayram sonu yani marketlerde satışı 15-17 arası olur. Yani bir iki hafta bu şekilde yüksek gider. Tüketici zorlanıyor. Yani soğan ömründe görmediği bir fiyat gördü. Patates düşük. Patates düşük. Soğana göre daha düşük. Şu anda onda fiyat 7-8. Mal kısıtlı olduğu için üretici yüksek fiyat çekiyor. Yani bizim bir nakliye, paketleme, bir de fatura masrafımız var. Sadece onu koyuyoruz. 15-20 kuruş karla satıyoruz. Günlük bir kamyon satıyorsak şu an haftada bir kamyona düştü. Talep olmadı, soğan çoktu. Bu sene de ekim olmadığından dolayı soğan böyle oldu yani. Normalde soğan çöpe gitmezdi. 200 senedir çöpe gitmeye başladı soğan. Şu anda soğanın fiyatı halde 18 lira. 18 ile 15 arası gidiyor hanımefendi. Ama bitti yani, sezon bitti şu anda. Yeni sezona başlayacağız işte bir haftaya kadar, bir hafta 10 güne kadar durum bu. Bayramdan sonra soğan düşecek. Çünkü soğan ekilişi var. 7-10 bandına ilerler, 7-10 bandında olur diye düşünüyorum. Yani 7 ile 10 bandı. Çünkü daha aşağısı olmaz, zarar eder. İnsanları teşvik edeceksin ki ekecek insanlar. 30 liraya almaz. Bayram sonu soğan düşecek. Çok yalan çıkmaz. Bildiğimiz kadarıyla depolarda soğan yok diyorlar. Ondan yani, ondan kaynaklanıyor. Ya şu anki piyasası işte şu 25 liraya sattığımız soğanın haldeki fiyatı 21-22 arası masrafsız hali. İşte 21'e 22 alıp işte 2 lira 3 lira da üstüne biz koyup öyle satmaya çalışıyoruz. Ha tabii herkes bir tepki şey yapıyor ama herkes alışıyor ya, alışacak. Yeni hasatta Temmuz, Ağustos ayı gibi. O zaman anca fiyatları biraz esner. Bir tane tarif alalım. Tamam.
5 lira 25 kuruş. Bir tane soğan. Evet, 5 lira 25 kuruş. Pahalı mı? 25 lira. Doğrudur. Pahalı mı? Bu seneki mahsul geç kaldı. İçerideki ürün de yeterli değildi. Erken bitti. Olay bu. Büyütmeye gerek yok. Vatandaşın tepkisi var, haklı olarak var. Fakat vatandaşın değerlendirmesi olumlu olumsuz sendrom yapıyorlar. 2 haftaya kadar düşer. Yeni mahsul çıkıyor. Yeni mahsul çıktığı zaman düşecek illa ki. Soğan, soğan, soğan. Aman Allah'ım soğan. Bir tane yoksa bunu da sipire gönderin. Biz alıştınız sen. Pazar zaten pahalı. Her hafta geldiğimizde de pahalı. Yani geçen hafta değil, ondan önceki hafta 400 liraya ortalama bir haftalık yetecek kadar eşya aldım. Neler alabildim? Ne aldım? Yine 1 kilo soğan aldım mesela geçen hafta. En son kalan paramla aldım hatta. Yeşillik aldım. Salatalık. Yani o kadar temel ihtiyaçlar, öyle söyleyeyim. 5 kilodan aşağı almıyorduk. Şimdi 2 kilo aldım mesela. 500'den aşağı gitmiyor. Neler alabiliyorsun 500 liraya? Aldım işte domates, salatalık, her şeyi. 25 lira, 30 lira. Vallahi bilmiyorum. Bunu soğancılara sorman gerekiyor. Bana. Sen alabiliyor musun? Eskiden mesela ne kadar soğan alıyordun? Şimdi ne kadar alabiliyorsun? Alabildiğim kadar alayım.